İyi akşamlar arkadaşlar. Size file yapımını göstereceğim bugün. Çok sorulan bir model bu da. Lalesini daha evvel göstermiştim. Şimdi sıra filesinde. Öncelikle yapacağınız ölçüye göre zincirinizi çekiyorsunuz. Yani ölçüm yapın. Ne kadar gider yapacağınız yer, sehpa olur, masa olur. Ölçtükten sonra o kadar zincirini çekiyorsunuz. Tabi biraz fazla çekin. İlk yuva 35 zincir olacak arkadaşlar burası. 35 zincire ayarlayın. Burası 35. Evet. Buraya sık iğne yapar gibi böyle batıyoruz. Daha sonra 2 zincir çekiyoruz. 1, 2. 2 zincir çektik. Yine önüne battık. Döndürüyorum arkadaşlar. Burada iki trabzanım olmuş oldu. Bu trabzanları ona tamamlıyorum. İki defa da çıkıyorum. Başını bir dolayıp. Üçüncü trabzanım. Dördüncü trabzanım. Beş. Altı. Yedi. 8, 9 ve 10. Onuncu trabzanımı da yapıyorum. Evet. Böyle bir şey oluştu. İlk sıramız ilk böyle başlıyor. Şimdi 18 zincir çekeceğim. Döndürdüm. Buradan 8 sıra sayacağım. Alttan. 9'uncuya battım. Yine tek seferde ilmeksiz battım. Böyle bir kafesim oldu. Bu şekilde bir kafesim oluştu. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Yine önüne batıyorum. İkinci ilmeğimize. Böyle bir şey oldu. Şimdi bunu döndürüyorum arkadaşlar. Dönderdim. İki trabzan oluşmuş oldu burada. Şimdi yukarı doğru 3. trabzanım. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. trabzan. Evet. Böyle bir şey oluştu. Şimdi tekrar 18 zincir çekiyorum. Sekiz zincir çektim. Buradan 9'uncuya, 9. kutucuğa batıyorum. Böyle ilmeksiz bir şekilde sık iğne yapar gibi battım. 2 zincir çektim. İkinci zincire battım. Böyle oldu. Şimdi döndürüyorum arkadaşlar. Böyle. Burada iki trabzanım oluşmuş oldu. Bu iki trabzanı
Ona tamamlıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Pardon. Evet. Onu tamamladık. Bakın. Kutucuklarımız oluşmaya başladı. Şimdi 3 zincir çektim. Burada geri dönüşe başladım arkadaşlar. Bunun içini ortası da bir tane battım. Tepeye, yani 3'e tamamladım şurayı. Şimdi buraya 10 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10'uncuyu kutucuğa battım. Şimdi devam tekrar. 2'de çıkıyorum arkadaşlar. Biraz sıkı çekmişim. Siz bu kadar sıkı çekmeyin. İlmeklerin arasına batırmak zor oluyor. İpim ankor. 26.6. Bunu 19 numara tığıyla yapabilirsiniz. Bakın. Oluştu. Burayı da dolduralım. Dönüşü göstereceğim ve bitireceğim. Geldik. Şimdi 35 zincir çekiyorum. Dönüşü de göstereceğim size. Bitireceğiz. 'ya batıyorum. 2 zincir çektim. Yine buraya geldim. Döndüm. Pardon. Şeyi fazla çektim zinciri. 35 olmayacaktı. Onu sökeceğim.
2 zincir çekiyorum, batıyorum, dönüyorum. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve 10. sırayı yaptım. Bakın. Gördünüz mü? Şimdi 18 zincir çekeceğim. 2 zincir çektim, battım, dönderdim. Bakın kutucuklarımız oluşmaya başladı arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mantığı kavradınız mı? Yapması çok kolay. Çok sıkı çekmişim yine. Neyse buraları böyle atlayayım. Siz batarak yaparsınız. 8, 9 ve 10. Bakın kutucuklarımız oluşmaya başladı. Şimdi bunu bitirdik, yaptık, aynı bu şekilde gittik geldik, bitirdik. Şu en son kalan boş tüm etrafını dolguyla dolu, yani ikili trabzan doldurarak bütün etrafını örtümüzün önce bir tamamlıyoruz. Bakın burada görüldüğü gibi bütün etrafını, bu boşluk olacak ya, buraları ikili trabzanla tamamlıyoruz. En son, ya o sizin isteğinize bağlı. Kimisi çok kalın ister, kimisi ince ister. En son bu sık iğne ile bütün etrafını dolaşıyoruz. Şuralarda yalnız ikişer ilmek, şuradan daha iyi gösteririm. İkişer ilmek çekiyoruz arkadaşlar şu köşeleri oluşturmak için. Oralara da birer tane batarsınız. 2 ilmek çekip birer tane yanlarına batarsınız ki şu köşeler muntazam olsun diye. Bu şekilde bitiriyorsunuz. Bu kalınlığı kimisi dar istiyor, kimi kalın istiyor. Bu sizin elinizde. İstediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Bakın böyle git gel git gel böyle yapacağız bunu. Bu kadar arkadaşlar. Yani zor bir şey değil. Yapabilirsiniz. Herkese kolay gelsin. Videoyu izledikten sonra abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim hepinize. Hoşça kalın.